Kadir'in ölümünden sonra yapılan fetihlerde önemli bir rol oynayan Küfe'nin yanı sıra Bizanslılarla yapılan savaşlar neticesinde Müslümanların eline geçen Şam'da da hareketli günler yaşanıyordu. İkinci halife Hazreti Ömer döneminden bu yana Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye bu şehrin kumandanıydı. Halife Hazreti Osman zamanında da Muaviye görevini sürdürdü. Bizans topraklarının içinde her geçen gün daha da güçlenen bir yönetim oluşmaya başladı. Aşçıya söyle bu kez ayranın tuzlu olmuş. Verdiğin nimetlere şükürler olsun. Al Numan, oku şunu hadi. Rahman ve Rahim. Yüksek sesle oku. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslümanların halifesi Osman bin Affan'dan Şam kumandanı Ebu Süfyan oğlu Muaviye'ye. Mektubunuz bize ulaştı. Mektubunuzda Ebu Zer Gıffari'nin sürekli hararetli hutbeler okuduğunu ve bu sayede halkı bize karşı kışkırttığını yazmışsın. Bütün fey malları hiçbir şekilde kan dökülmeksizin Müslümanlara nasip olmuş, yalnızca ve tamamen onlara ait olan mallardır. Kesinlikle halife ve halifenin görevlendirdiği kişi dışında hiç kimse bu malların nasıl kullanılacağına karışmaya yetkili değildir. Eğer ki Ebu Zer kendi fetvasını uygulamaya kalkarsa ona hemen bir deveye bindirerek hiç vakit kaybetmeden Medine'ye gönder. Yüce Allah bütün Müslüman kullarına izzet ve erdem nasip eylesin. Vesselam. Allah'a yemin ederim ki Ebu Zer'le mücadele etmek Kayser'le savaşmaktan daha çetindir. Söyle Numan, Ebu Zer'e ne yapacaksın? Siz ne buyurursanız onu tabii ki. Ben değil Numan. Halife ne buyurursa onu. Eğer halifeden bağımsız hareket etseydim, yapacağım ilk iş Ebu Zer'in kafasına hemen uçurmak olurdu. Halifenin hükmünü en güzel biçimde uygula Numan. Fey yalnız Allah'a aittir. 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 Susalım kardeşlerim. Yerinde kal. Şimdi beni iyi dinleyin. Açlıktan karınlarına taş bağlamak zorunda olan sizler, gözlerinizi iyi açın. İşte bu elimde tuttuğum bu gördüğünüz hediyeler, görmüş olduğunuz bütün bu eşyalar... ...bütün bunlar Kayser'e peşkeş çekilecek hediyeler değil. Evet. Evet. Sizler servetinizde üç ortak olduğunu biliyor muydunuz? Söyleyin ha! Evet, bunlardan birincisi kaderdir. Servetinizi yok etmek için sizden asla izin bile almaz. İkinci ortağınız ise amansız bir şekilde ölümünüzü bekleyen yakınlarınızdır. Üçüncü ortak sizsiniz. İnfakta bulunun. İnfakta bulunun. Ve hayırlı işler yapın. Bilin ki her Allah'ın günü iki melek yeryüzüne iner. Ve bu meleklerden biri Allah'ım hayır ve hasenat yapan kullarına karşılığını ver diye dua eder. Diğer melekse Allah'ım... ...Allah'ım altın biriktirenleri defet diye dua eder. Defet! Ve sizler,
Ey paçavra giyimli yoksullar, şimdi bana iyi kulak verin. Evinde yoksulluğu gördüğü halde, bildiği halde kılıçla halka saldırmayanı hayret edin. Ve yalnızca Allah'a aittir. Ve yalnızca Allah'a aittir. Ve yalnızca Allah'a aittir. Ve yalnızca Allah'a aittir. Münasebetsiz deli, çılgın deli. Ve yalnızca Allah'a aittir. Susun. Fey, fey, fey! Bir fey lafı tutturmuş gidiyorsunuz. Fey savaş yapılmaksızın Müslümanların ele geçen mal değildir. Hayır! Peki bu tür mallar Allah'a mı yoksa halka mı aittir? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yarattığı her şey onun kullarının yararlanması için. Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Evet. Evet tabii. Allah'ın kulusun ancak Allah'ı unutmuşsun. Elbiselerin sayısı artmış, yemeklerin çeşitlenmiş. Mutfağında kaç çeşit yemek pişiriliyor Muaviye ha? Söylesene hadi! Söyle! Senin ihtiyaçların hala bitmedi mi Muaviye? Hiç durmadan fey mallarının sana ve halifeye ait olduğunu söylüyorsun. Ne için? Biriktirmek için mi ha? Fey malları ümmetin geçimi, ülkenin hayırlı bir hale getirilmesi için harcanmalıdır. Otur hadi. Açlıktan yüzü sararmış bu adama bak. Bir de yanakları kıpkırmızı olan şu adama bak. Görmüş olduğun bu uçurumdan Muhammed'in getirdiği düzenin neresinde bahsedilmiştir? Servetimde bir dirhem dahi haram para olduğunu ispat et, hemen burada boğazımdan dışarı çıkarayım. Senin sözün fitnedir. Senin sözün israftır. Sen asla İslam dininin özünü anlamadın Muaviye. Sen Allah'ı yalnızca işine gelen haram ve helalleriyle tanıdın. Velayet verilmesi hata olan senin gibi bir adama ben neyi ispat edebilirim ki? Söyler misin ha? Ben bugüne kadar rızkınızı gasp edenleri sizlere gösterdim. Tavşan yürekli olmayın. Ve şunu iyi bilin ki yiğidin kudreti yüreğindedir. Elbisesinde değil. Ve kardeşlerim kılıcın keskinliği kılıfın içinde asla, asla belli olmaz. Ve yalnızca thank you.
bu cemaatin mallarını sen mi gasp ettin? Hayır, hayır ya Emir, ben bir tacirim. Asla, asla, Allah'a yemin ederim ki asla. Büyük güçlüklerle uzun seferlere çıkan bir tüccarım ben. Haydutların korkusundan gözlerim uykuyu haram bellemiş. Yemin ederim ki defalarca haydutların kılıç darbelerine maruz kaldım. İnanın bana, çok büyük güçlüklerle çalıştım. Zararımı ziyanımı doğru hesaplayarak zekatımı her defasında ödedim, inanın bana. Eğer ki birine bir borcum varsa, malım, servetim, her şeyim bedenimi kemiren kurtlara dönüşsün ya Emir. Şu halde sözünü tut. İşte sen ve işte kılıç. Halifeye isyan ve sana iftira ettiği için hemen boynunu vur. Hayır. Hayır ya Emir, hayır. Bunu bana yapmayın, yalvarırım. Ben şimdiye kadar elimi kana bulamadım. Yalvarırım, beni mazur gör ya Emir. Sen bir yalancısın. Suçlu bizzat sensin. Numan! Buyur ya Emir. Hemen boynunu vur. Ya Emir, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kılıca dayanırsanız alacağınız cevap işte budur. Mescide gelin. Sizin için bir şeyler düşünürüm. Sen, onu götürüp tedavi ettir ve tüm masraflarını karşıla. Eğer ölecek olursa, sana kısas uygularım. Ve sen... Buyur ya Emir. Hemen yoksullara bir kese altın dağıt. Emredersiniz ya Emir. Numan. Buyurun efendim. Ebu Zer'i hemen bir deveye bindirip, en iyi adamlarınla birlikte onu Medine'ye gönder. Ebu Zer'i Şam'da görmek istemiyorum. Mervan. Sen misin Meryem? Korkmuş gibi bir halin var Mervan. Ne diye korkacakmışım? Ne istiyorsun? Sofrayı hazırladım. Ancak halifenin en büyük damadı olmadan yemeğe başlayamıyorum. En büyük damadı ben değilim ki. Yaş olarak belki. Ama akıl ve tedbir bakımından büyüksün. Mervan! Madem öyle dikkat Mervan. Et de diğerleri kıskanmasın ha. Mervan! Peki Mervan. Tamam geliyorum. Mervan!
Ama bu babamın değil mi? Halifenin elinde bulunan mühürün aynı. Hangi cehennemdeydin sen? Daha ne zamana kadar yaşlı ve kör Ebu Süfyan Ümeyye oğullarının sorunlarıyla uğraşacak? Sizi bekleyen tehlikeyi niçin görmek istemiyorsunuz? Hangi tehlike? Tabii ki Yesrib yolundaki tehlike. Ebu Zer, onu dizginlemek için ne yaptın? Merak etme. Ebu Zer tahta semerli bir devenin üzerindedir. Yesrib'e varamadan yolda ölür. Unutma, sözünü ettiğiniz adam çöl insanıdır. O bu tür yolculuklara karşı gerçekten çok dayanıklıdır. Daha ne yapayım he? Onu Muaviye'nin yanından uzaklaştırdık ya, bu yetmiyor mu? Sen neden böyle öfkelisin Mervan? Çünkü Haşim oğullarına karşı bitmeyen kinin hepimizin sonunu hazırlayacak. Onların kılıçlarıyla açtığı yaralar hala kapanmadı. Bunu nasıl göz ardı edersin? Peki sen neden korkuyorsun Mervan? Veled'in akıbetini görmedin mi? O bir ahmaktı. Şarabın esiri oldu. Şaraba olan aşırı düşkünlüğü onu mahvetti. Mervan, Muaviye'nin kurtulduğu belaya senin bulaşman şart değil. Neden akıllı davranmıyorsun? Siz ikiniz sonunda beni tüketeceksiniz. Ebu Zer'in Yesrib'de bulunması senin hayatını tehlikeye sokar. Bu yüzden hemen bir şeyler yapmak zorundasın. Amcacığım! Ebu Zer'in Yesrib'de bulunması bizim için büyük bir tehlike değil. O Ali'den daha mı güçlü? Ali burnumuzun dibinde olduğu halde niçin bir şey yapamıyor? Beni iyi dinle amca. Ebu Zer ne Muhammed'in amcaoğlu ne de onun damadıdır. Üstelik o Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılma şerefinden yoksun kalmış bir çöl adamıdır amcacığım. Hayır amca, hayır. Sen onu ne kadar fırtına olarak görsen de aslında o bize vız gelir amca. Sen de beni iyi dinle. Bugün sözümü dinlemediğin için Ebu Zer yarın başıma bela olur. Ve canına kastederse sakın gelip kapımı çalma. Sakın unutma, Ebu Zer'i Ali ile karşılaştırmak ham bir hayaldir. Yine de sen bilirsin. Amca. Amca. Ebu Zer'in durumuna halife karar vermelidir. Onun adına yaz. Onun mührünü bas. Halifenin mührü halifenin parmağındadır. Onu almak için halifenin parmağını kesmek gerekir. Halifenin kızı da senin elindedir. Meryem ne güne duruyor. O daha bir çocuk, babasının mührünü alıp oynayabilir. Kim ki Akke soğanını Mekke'de yerse, o kişi sonunda cennete girer. Kim Akke soğanı satın alırsa, o kişi bir karış cennet toprağı satın almış olur. Kim Çerçi Şeyh'ten iki soğan satın alırsa, bu kez o kişi iki karış cennet toprağı almış olur. Kim üç soğan satın alırsa, üç karış cennet toprağı satın almış olur. Her kim dört akke soğan satın alırsa dört karış cennet toprağına sahip olur. Her kim beş akke soğan satın alırsa beş karış cennet toprağına sahip olur. Her kim altı akke soğan satın alırsa altı karış cennet toprağına sahip olur. Her kim yedi Talha akke soğan gelmiş satın alırsa... Ölmeden önce Ebu Zer'in yüzünde bir tebessüm görürsem 100 dinar sadaka verelim. Yine ne oldu Ebu Zer, ne var? Her kim doğrusu gördüğüm kadarıyla gözlerindeki büyük öfkeyle başını sallıyorsun, yanılıyor muyum? Sonunda Uhiyyet'te bir mekan biçmeyi başardınız.
Yalnız ya Ebu Zer ve yan kesici soyu sarıksız kalmış herhalde. Söyleyin hadi. Nerede Allah'ın nuru? Nerede Muhammed'in kokusu? Peygamberin yaptığı mescit. Gönüllere büyük bir ferahlık veriyordu. Ama bugün gördüğüm mescit içimi daraltıyor. Peki söylesene, sonsuza kadar mescitlerimizin topraktan, çatısınınsa yalnızca hasırdan olması gerektiğini bildiren bir ayet ya da hadis mi var? Ayet mi okuyayım? Allah'a şükür siz ikiniz nazil olan vahye benden çok daha fazla vakıfsınız. Hadis ve ayetler bu şehrin çiçeği, gülü olmuştu bir zamanlar. Bunu ne çabuk unuttunuz ha? Şimdi ise burada okunan şu uydurma hadise kulak verin. Bakın, bir kez daha... Dinleyin hadi. Ki, Çerçi Şeyhinin bir akkeden getirdiği bir soğanı kim satın alırsa... ...o kimse bir karış cennet toprağı satın almış olur. Çerçi Şeyhinin getirdiği soğandan iki tane alanlar... ...iki karış cennet toprağı almış olur. Eğer akke soğanından üç tane alanlar... Şunu unutmayın ki, üç karış cennet toprağı satın almış olur. Sadece üç karış. Evet, dört soğan alan herkes, dört karış cennet toprağına sahip olur. Sadece dört karış. İşte görüyorsunuz altı değil mi? Allah'ın Resulü'ne ne tür yalanlar isnat ediyorlar. Yedi karış. Uhud şehitlerinin mezarlarında rahat uyduklarını hiç sanmıyorum. 9 karıştır. 10 soğan, 10 karış. 11 soğan, 11 karış. 12 soğan, 12 karış. 13 soğan... Bence ancak öldüğü zaman huzura kavuşacak. 14 soğan, 14 karış. Allah'ın Resulü gittiğinden beri... Ebu Zer'in yaşadığı söylenemez. Ne arıyorsun buralarda? Yolunu mu şaşırdın? Bir Yusuf arıyorum halim. Yusuf mu? O halde Mısır Azizi'nin sarayına uğramalısın. Yesrib'de Yusuf'un işi ne ha? Yanlış geldiğimi sanmıyorum. Medine hurmalıkları Yusuf'un nefesi hürmetine yeşeriyor. Ben Yusuf'umu kuyuda buldum. Kuyuda mı? Ebu Zer. Sen de kimsin? Yarın kim olacağımı bilmem. Ama bugün puthanedeki İbrahim'im. Allah Resulü'nün hatırasına saygın yok mu senin? Buraya Müslümanların yönetim merkezine puthane mi diyorsun? Dinle, beni hiçbir şekilde kandıramazsın. Hiç şüphem yok ki burada başka bir muhteremin kabağını cennetlik yapmak için yeni bir hadis uyduruyorsun. Biraz önce Akke soğanı ile ilgili uydurduğun hadisi bizzat kendim işittim. Şimdi söyleyin bana. Peygamber ne zaman ve nerede Akke soğanı ile ilgili böyle şeyler söyledi ha? Sana söylüyorum Mervan. Bu vasıflarıyla Kâb hangi puta benziyor söyle hadi. Bir sürü işin gücün arasında bir bedeviyi harcayacak zamanımız yok. Çık, çık dışarı. Halifeyi görmek istiyorum. İyi ya işte halife benim. Şu halde bir Fatiha okuyup gideceğim. Beni dinle gıffarilerin divanesi. Eğer bugünden sonra bir daha fetva verdiğini duyarsam... ...hiç tereddüt etmeden o dilini hemen doğrarım. Dışarı çık çabuk!
Ebu Zer Ashab-ı Suffa'dandı. Suffe ashabı peygamberimizin yanında yaşamak için Arap Yarımadası'nın dört bir tarafından Medine'ye gelen sahabelere verilen isimdir. Kalacak yerleri olmadığı için mescidin Suffe olarak bilinen köşelerine yerleşmişlerdi. Ebu Zer, sonraları Ümmü Zer olarak tanınacak kadın sahabelerden biriyle evlenerek Suffe evinden ayrıldı. Çölü çok sevdiği ve çölde yaşamaya alıştığı için Medine'nin etrafındaki tepelerin birinde kendine bir kulübe yaptı. Daha rahat yolculuk yapmanızı sağlayacak bir deve ya da at yok mu? Hayır yabancı. Biz yükümüzü her zaman kendimiz... Hangi kabiledensiniz? Beni mukafat. Ben de musibet oğulları tayfesindenim. Hadi teklifini kabul et kızım. Evet, seni eşim olarak kabul ediyorum. Ben de. Meçhul alın yazısına hoş geldin. Yalnızlıktan hiç bıkmadın mı?
Ben yalnızlıktan Allah'ı buldum. Ama biz de Allah'ın kullarıyız. Saray gibi evlerde oturup hiç durmadan bin bir türlü yiyecek ve içecek tüketenler, dinleyin beni. Süslü püslü giysiler giyip zevk ve safa içinde yaşayanlar, bundan böyle Ebu Zer'i kendilerine düşman bilsinler. Ey cemaat, beni çok iyi dinleyin ve bilin ki eğer fakirlik bir evin kapısından girerse öteki kapıdan da iman çıkar gider. O bir adını bozdu. Hiç durmadan yalan hadisler uyduruyor ve peygambere yalan sözler isnat ediyor. Benim verdiğim karara itiraz ediyor. Peygamberin yakın ashabından olan çok sayıdaki zengin ve muhterem Müslümanlara karşı çok büyük saygısızlıkta bulunuyor. Hiç durmadan ve sürekli olarak yoksul ve fakir insanları isyana teşvik ediyor o. Şeyhleri zayıf inançlı olmakla suçluyor. Sıhhat ve afiyet içinde yaşayan suffa ashabından içlerinden birinin bu tür günahlar işlemesine izin vereceklerine inanmıyorum. O bir delidir. Ve delilerin sorumluluğu olmadığı için cezalandırılamaz. Yalnızca Müslümanların güven içinde olması için onu zincire vuruyoruz. Bu yaptığından utan Mervan. Utanmalısın. Söylesene, sen dostumuzu bizden çok daha iyi mi tanıyorsun? Zübeyir! Eğer bir kimseyi soyuna ve kabilesine göre değerlendirecek olursak, o zaman hepiniz mahcup olursunuz. Ebu Zer, Haydut Gıffari kabilesinden değil miydi? Söyleyin. İnsanın özüne meyletmeyeceği ve soyuna çekmeyeceği ne var? Kaçının nifaktan, kaçının cehaletten, kaçının zulümden. Eğer ben, evet eğer ki ben halife olan biatımı bozmuşsam ve de hadis uydurmuşsam ve bunun yanı sıra Habibine yalan söz isnat etmişsem, eğer gerçek buysa Allah benden rahmetini esirgesin. Bakın, Allah'ın kulu her zaman imanıyla Allah'a yakınlaşır. Ben Umeyye oğlanın düşmanlığından korkmuyorum. Ne akıbetinden korktuğum malım var, ne de nefsim için tamah edip istediğim bir şey var. Ey insanlar, dinleyin. Bu gördüğünüz beyit bu şehrin en saygın şahsiyetlerinden biriydi. Ey Rabbimiz, Sırat Köprüsü'nde bu kulunun ayakları kaymasın. Sırat Köprüsü ona geniş görünsün. Ey Rabbimiz, Sırat Köprüsü'nde bu kulunun ayakları kaymasın. Amin ya Rabbel Alemin. Kefene sarılan bu kahraman defalarca din düşmanlarının kılıcıyla yaralandı. Ey Rabbimiz, ona cennet kapılarını aç. Ona cennet kapılarını aç. Ona cennet kapılarını aç. Amin ya Rabbel Alemin. Evi kabir olan, komşusu karınca olan bu meyit, şen ve aydın komşularının sayesinde huzurlu ve mutluydu. Ey Rabbimiz, sen ona kendi katında yakınlarının yanında bir saray ihsan eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Kâbul Ahbar, Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü geldiğinde bu ölü bütün malının dünyadayken birer akrebe dönüşerek kendisine sokmasını arzu edecektir. Ebu Zer, beni iyi dinle, ölünün bir taksiri olmaz. Bu saatten sonra o yalnızca geride bırakmış olduğu varislerinin kendi için arkasından yapacağı hayırlara ve seninle benim duamıza muhtaçtır artık.
Bizler de bir gün toprağa gideceğiz. Sahi mi? Keşke senin dediğin gibi kabrin evimiz olacağını gerçekten inanabilseydik. İyi dinle. İnsanın sevabı yaptığı eylemlerle belirlenir. Varisinin yapacağı hayırlarla değil. O halde sen kendi bildiğin gibi yap. Affın oğulları ne yaparlarsa kendilerine yaparlar. Kap! Söyle bakalım. Bizim vacip eylemlerimiz yok mudur? Acıdırdığı hakkı gizleyelim mi yani ha? Sen alim bir adamsın. Dinin hükümlerini biliyorsun. Bu alanda şöhretin bütün ülkeye yayılmış durumda. İnfakta bulunmayan, malını mülkünü çoğaltan kişi Allah'ın rahmetine mazhar olur mu? Malının zekatını verdikten sonra her tuğlası altından ya da gümüşten olan çok değerli, çok büyük bir ev bile yapsa caizdir. Evet, bu kesinlikle caizdir. Helal kazananlar, helal harcayanlar, helal mal bırakanlar her iki dünyada da, her iki dünyada da mutlu olurlar. Tamam. Sen İslam dinini mi tebliğ ediyorsun yoksa kendi fikirlerini mi yayıyorsun? Muhammed'in hükmünü oku. O ne diyor? Mal ve mülk Allah'ın yolunda harcanmadığı müddetçe sahibinin canını yakacak bir ateştir. Sen cimriysen diğer mal sahipleri ne yapsın? Ver. Halifenin etrafına ördüğünüz duvar var olduğu sürece önceki halifeler gibi hükmetmesi mümkün değildir. Hey Ebu Zer, nereye gidiyorsun? Mervan. Dinle. Hemen git ve onun sürgün edilmesi için elinden geleni yap. Onu Rebbeze'ye sürdür. Rebbeze tamam mı? Hadi. Hadi. İçindeki ateşi söndürecek, öfkeni yatıştıracak peygamber gibi biri yok biliyorum. Benim ey Ali, benim Ebu Zer... Senin ve benim hayatımı bu topluluğun bilgisizliği yağmalayıp götürdü. Beni tekrar buradan sürmek istiyorlar. Ali, neden buraya geldin? Onu uğurlamaya gelmemeliydin. Ali'nin uğurlamaya gelmesi Ebu Zer'in 7 sülalesine yeter. Ebu Zer'i uğurlamaya gelen İmam Ali, Mervan'a hak ettiği dersi verdikten sonra şöyle buyurur.
Ebu Zer, sen Allah rızasını kazanmak için öfkelendin. Şimdi yine onun rızasını kazanmak için ümit var ol. Bu topluluk kendi dünyalıklarının yok olmasından korkuyor. Sense dininin. Ebu Zer, sen hakikatle sırdaş ol ve batıldan korkma. Bil ki Allah darlıklardan kurtulma yolunu göstermiştir. Şu yazılanlara bir bakın. Eğer Halife Ümeyye oğullarının ellerini Müslümanların liderliğinden hemen çekmezse, siz de dinleyin. Eğer Halife Ümeyye oğullarının ellerini Müslümanların liderliğinden hemen çekmezse, yani halife eğer adaleti ayakta tutmaz ve kendinden önceki iki adil halifenin yolunu izlemezse, muhacirler ve Ensar halifeye biatlerini geçersiz sayacaktır. Azlimizi isteyenler bunlar. Talha ve Zübeyr. Bu iki kişi Irak'ın yönetimi için sabırsızlanıyorlar. Görevden alınan Kufe valisi Sa'd bin Ebi Vakkas ve görevden alınan Mısır valisi Amr bin As. Bu ikisi de hala ellerinden giden yönetimlerin ve güçlerin acısını unutmuş değiller. Ya sen Ammar? Söyle bakalım, sen hangi ilin valiliğini düşünüyorsun? Listede senin de mührün var. Ben kendi evimi bile doğru dürüst idare edemiyorum ki. Eğer mührümü listede görüyorsan, bu bertaraf edilmiş bir haktan dolayıdır. Bu hiçbir işe yaramaz. Halifenin üzerindeki cübbe Allah tarafından verilmiştir. Sad ve onu seven insanların oyları halifeyi halife yapmıştır. Eğer Sad'ın mührü değersiz olsaydı, o zaman halife bu cübbeye nasıl sahip olup bunu giyiyor? Halil'in mührü bu kağıdın üzerinde olsaydı, ben bütün suçu üzerime alırdım. Ve mevki yarışını bırakırdım. Sen Ali'nin neden sessiz kaldığını çok iyi bilenlerden birisin. Doğrusu benim bildiğim tek şey, Ali çok iyi bir kuyu ustası olmuş. Duyduğuma göre kulağını yere koyar koymaz, suyun toprağın kaç metre altında aktığını hemen anlayabiliyormuş. Ali'nin bu sessizliği söylenmemiş sözlerle ve düşüncelerle dolu. Keşke Ümeyye oğulları onun sesine kulak verseydi. Dur biraz Ammar. Sen Ali'nin fedaisisin, öyle değil mi? Herkesin içinde benimle alay ettiğin için bana borçlusun. Hatırlıyor musun? Ebu Zer'i himaye için Ali ile birlikte halifenin buyruğuna itiraz ederek Himar'ın oğluna gülmüştün. Bunları hatırladın değil mi Ammar? Bu dünyanın zenginliklerini bir tarafa bırakıp öbür dünyaya güvenirsem o zaman ben aptalım. Hatırlarsan sen muhacirlerin ve ensarın mutemitleri için sadık bir elçiydin. Senin tasdik mühürün halifeyi adil kabul etmeyen ve bizleri mahvetmek isteyen bir yazının üzerine vurulmuş. Ammar büyük bir çaba gösterip bu mesajı bize getirdin. Gayretin karşılıksız kalmasın.
Her ikimiz de bu kudurmuş kabilenin eline düştük. Hadi kalk. Lütfen beni bırak Malik. Bırak beni lütfen. Kendim kalkmak istiyorum. Sen her zaman yardım etmek için yanımda olmayacaksın. Bir zamanlar ben Ebu Cehil'in kölesi ve Muhammed'in yareniydim. Hatırladığım kadarıyla Ebu Cehil her yerimin morarması ve alev alev yanması için beni kırbaçladı. Dün Muhammed'i sevdiğim için, bugün de Ali'yi sevdiğim için dövülüyorum. Gördüğün gibi Malik, benim dilim ve kalbim bu derin sevgi için yeter. Varsın bu naçiz vücudum Ebu Cehil'in kölesi kalsın. Ama burada vakit kaybediyoruz. Vakit kaybediyoruz. İnsanların mevkiye olan açlıklarını öğüt değil ancak kan bastırır. Kılıçlarımıza sarılmamız lazım. Şimdi kılıca sarılmak zamanıdır Ammar. Ümmeyye oğullarının koca devesi kılıç darbesinden başka bir şeyle dize gelmez. Ben gidiyorum. Malik. Ali'yi sakın unutma. Biz yüzsüzüz Ammar. Ali yıllardır bu şekilde sessiz kalarak bizim cemaatin vefasını beklemektedir. Bizler, bu Ebu Zer olmalı. Hey! Ebu Zer! Hey! Hey! Gerçek olduğuna inanayım mı? İnan. Serap vehim yalnızlıktan kaynaklanır. Sen artık yalnız değilsin. Ama sen Şam'da olmalıydın. Oradaydın.
Ancak Muaviye senin sürüldüğünü duyunca hemen beni de senin yanına buraya gönderdi işte. Demek bunu Muaviye yaptı ha? Neyse. Hoş geldin Ummi Ser. Hoş bulduk. Yalnız adam. Benim yuvasız, yalnız güvercinim. Demek şu kaçan Ebu Zer sensin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kızım. Seni çok özledim kızım. Gerçekten çok özledim. İnan bana, artık seni hiç bırakmayacağım. Nerede olursan ol seni bulurum artık. Evet Ummi Ser. Biz gidiyoruz. Biraz dinlenseydiniz. Zamanımız yok, yolumuz uzun. Hakkını helal et Ümmü Zer. Siz güvenilir, sabırlı, dirençli bir emanetçiydiniz. Borcumuz varsa bunu hemen ödeyelim. Ancak iyiliğinizin asıl karşılığını sizlere Allah verecek. Dinleyin. Bizim yeterince ekmeğimiz var. Eğer sizce de uygunsa bu geceyi burada bizimle geçirin. Çok isterdik Ebu Zer. Ancak elimizde değil. Hemen gitmeliyiz. Bize dua edin. Allah'a ısmarladık. Gidelim kardeşlerim. Gidelim. Evet Ebu Zer. Bizim arpa ekmeğimizden başka iki keçi, bir deve ve bir de kara çadırımız var. Bir Allah'ımız, bir de kızımız var. Kızımız için buraya hurma ağacı dikeceğim. Rabbimiz için de bir ev yaparız Ümmü Zer. Ser. Galiba Rebeze bizim son durağımız olacak. Evet Ebu Zer. Ben de öyle düşünüyorum. Ümmü Zer! Ümmü Zer dur! Dur! Sana dur diyorum! Ümmü Zer dur! Dur, nereye gidiyorsun?
Müzer. Dayanmalısın Müzer, dayanmalısın. Dayanmak zorundasın. Biraz önce uzakta hareket eden kara bir leke gördüm Ebu Zer. Serap gördün Ümmü Zer. Serap gördün. Hac mevsimi sona erdi. Kervanların hepsi gitti. Her yandan üzerimize durmadan ölüm okları yağdı. Ekmeğimiz bitti, hiç kalmadı. Kuraklık ekinlerimizin hepsini kuruttu. Ve son olarak da deve çöle kaçtı. Kızımız Ebu Zer. Kızımız. Unutma, eğer hayatta kalmak için çabalamazsak günah işlemiş oluruz. Nereye gidiyorsun? Nereye? Halifenin yanına gidiyorum Ümmüzer. Çabuk dön. Yalvarırım, çabuk dön. Ellerin dolu dön. Geç kaldın Ebu Zer. Çok geç kaldın. Suyumuz bitmiş. Çabuk kalk Ebu Zer. Hiç suyumuz kalmamış, zerre kadar kalmamış.
Suyumuz bitti. Kalk Ebu Zer. Yalvarırım ölümle savaşalım. Niçin gülüyorsun söylesene. Niçin gülmeyeyim? Neden gülmeyeyim ki Ümmü Zer? Ölüm yaklaştığında korkmamalı, hatta onu kucaklamalısın. Bizim bu yaptığımız beyhude bir çabadır. İyi ama biz yaşamak için bu dünyaya geldik. Ölümle yeniden dirilmek için toprağa giriyorsun. O halde neden korkuyorum ölümden? Yaşlı bir insanın ölümden korkması... Bir çocuğun ateşi görünce ağlaması gibidir Ümmü Zer. Çocuklar eğer gidecekleri yolu bilselerdi hiçbir zaman ağlamazlardı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ebu Zer.